Hardway Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Çok rüzgarlı bir günde dörtlü video kıyaslamaya hoş geldiniz. Hepiniz Poco'ların kıyaslamasını yapıyoruz. Bir tarafta X3 NFC, bir tarafta X3 GT, bir tarafta X3 Pro ve yeni çıkan çiçeği burnunda olan X4 Pro. Şimdi bu dört cihaza kıyaslama yapmak istiyoruz ve özellikle kamera kısmında acaba neler yapıyorlar? Sesleri nasıl alıyorlar? Netlik kısmında neler yapıyorlar, onu merak ediyorum. Şöyle başlayalım. Bildiğiniz gibi ofisimizin oradaki yukarısındaki bir park bu. Daha öncesinde çok kez görmüşsünüzdür zaten. Şimdi yağmur da başladı ya. Hızlı hızlı o zaman yapalım biz de. Şimdi önemli olan nokta şu ki X4 Pro, bildiğiniz gibi isminde Pro var ama Pro olmayan özelliklerden birkaçını da içerisinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi işlemcisi. Snapdragon'un 695 5G işlemcisi içerisinde barınıyor. Bu sayede, hatta bunun yüzünden diyelim, maalesef ki 4K video kabiliyetimiz mevcut değil. Onun yerine maksimumda 1080-30 videolar çekebiliyoruz arka tarafta. Yani gerçekten de bu kadar güzel bir telefonun böyle video çekmemesi lazımdı. En azından bu kadar kalitesi düşük, yani 1080'de çekmemesi lazımdı diye düşünüyorum. Baktığınızda buradaki en iyi kameralardan bir tanesi X3 GT'de, çünkü içerisinde Sony'nin OmniVision sensörü var. OmniVision sensörle beraber daha doğal ve daha güzel renkler çıkarabiliyor. Hatta kimi yerde kontrastlı çıkarabiliyorken kimi yerde de daha doğal çıkarıyor ki sonrasında da, hatta Eray'la çektiğimiz bir video vardı, orada da arka tarafın bulanıklığını çok güzel bir şekilde de yapabiliyordu. Yani doğal bir bokehte yapabiliyordu. Bu yüzden de güzel kameralardan bir tanesi. X3 ailesi çok sevildi. Özellikle X3 Pro çok sevildi. Bütün özellikleriyle beraber baktığımızda iyi bir iş başardı diyebiliriz toplam pakette. Hem işlemcisi, hem fiyat performansı, ekranı, bataryası derken de çok insanın da tercih ettiği modellerden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. X3 NFC'de başladı bu krallık aslında baktığınızda. Sonrasında da X3 GT ile de son buldu. X4 Pro'yu da görmüş olduk. İleriki günlerde de mutlaka Poco'nun yeni bir X4 serisi telefonu duyurup da daha güçlü işlemciler koyup da sonrasında fiyat performans oranı daha yüksek bir cihaz çıkarmasını istiyoruz aslında. Hem bizler hem de sizler kullanıcılar olarak şöyle de çam ağacı diyeyim veya duvarı diyeyim, döneyim ona. Sizce hangisinde renkler daha güzel bir şekilde gözüküyor? Siz de bana belirtin. Yani şu şekilde gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yağmur da yağıyor. Şöyle döneyim. Şu anda X3 Pro ve X4 Pro'da MIUI 13 var. O yüzden böyle 3 dakika dolduktan sonra da ekranı kapatıyor. Onu çok sevmedim aslında. Şu an bizim işimize yaramayan bir özellik ama hızlı çekimlerde vesaire işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Burada eskimiş bir spor aletinin sırt kısmı vardı. Orada da güzel bir siyahlık var. Böyle detayları hangisi güzel şekilde verebiliyor bilemiyorum. Şöyle baktığınızda bu şekilde. İstiyorsanız bir koşayım ben hemen hızlıca. Bakalım neler oluyor. Yağmur yağdı, gözüküyor mu acaba ya, bilmiyorum şu anda ama. Şöyle tableye de tutarsam güzel bir şekilde tenis kortunda renklerini de iyi bir şekilde verdiğini düşünüyorum. Ve artık koşmaya başlayacağım. Bildiğiniz gibi hiçbirinde Voice bulunmuyor. Ace bulunuyor. Bakalım Ace 1080-30'da nasıl bir performans gösteriyor. Başlayalım. Koşalım. Olabildiğince sabit tutuyorum ben. Bu şekilde de görmüş olduk. Şöyle terse döneyim. Bayağı bir rüzgar var ya. Yani kar havasından sonra şimdi rüzgarlı bir havada şu deneyimimiz oldu. Şöyle tellere bakalım. Yaklaştığımda hangisi odaklayabilecek telleri. Gördüğüm kadarıyla bunu X4 Pro çok güzel bir şekilde yapıyor. Yanlış görmüyorsam evet, X4 Pro çok güzel bir şekilde yapıyor. Biraz daha şöyle yakınlaşırsam. Evet, 3 tanesi yapabiliyor, bir tanesi yapamıyor. Hangisi olduğunu bilmiyorum şu anda. Telleri odağın çok güzel bir şekilde aldılar. Şöyle devam ettiğimde bir daha yapalım bakalım hangisi bakabilecek. Yine 3'ü yapabiliyor. İkisi yapamadı. Şöyle kilin de detaylarını yaklaşırsam ilk önce buradan, sonra buradan, sonra şuradan.
Monaco. En sonunda buradan. Sizce hangisi daha iyi? Evet, 5 dakikayı doldurmuşum bile. Bir de ön kameraya geçelim. Bakalım orada neler oluyor. O zaman ön kamerada görüşürüz. Evet, görmüş olduğunuz gibi ön kamerada geçiş yapmış bulunuyorum. Nedense X4 Pro sanki biraz böyle açısı çok dar gibi geldi bana. Şu an en uzakta tutuyorum böyle. Evet, sanki şu an yağmur da yağıyor üstüme. Çok yanlış bir zamanda bile video çekiyor olabilirim. Yani yağmurdan şöyle ışığa karşı durayım en azından. Güneş ışığına karşı. Hangisi daha net alıyor. Hatta şöyle yapayım. Altı şöyle. Heh, çok iyi oldu. Bu arka taraftaki karanlığı hangisi daha iyi alabiliyor sizce? 4 kameranın da şu anda 1080-30 çektiğini söyleyeyim yine. Tekrardan 4'ünü de temizledim kameraların. Onu da ekleyeyim. Ama yağmur yağıyor. İnşallah damla bir şeklinde üstüne gelmemiştir. Bakıyorum. Şu an çok fazla gözükmese de sanıyorum bir tanesine gelmiş. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Sizin için de bu şartlarda video çekmeye çalışıyorum. Şöyle çok güzel ağaçlar var burada. Çam ağaçları. Daha doğrusu kozalak, çam kozalak ağaçları. Şöyle bakalım detayları hangisi daha güzel veriyor. Üstümdekinin de koyu bir lacivert olduğunu da ekleyeyim yani bu arada. O yüzden de hangisi daha iyi siz tabii ki görürsünüz. 4 ekranda IPS LCD, 4'ü de 120 Hz destekli. Çok güzeller bu arada. Gerçekten 120 Hz bir telefonun olmazsa olmazı haline geldi. Özellikle orta seviye telefonlarda, hatta giriş seviye telefonlarda bile 90 Hz standart olarak görmeye başlayacağız. İstiyorsanız ben çok konuştum sanki. Bir koşu daha yapalım. Ondan sonra videoyu noktalayalım. Şöyle tabii ki illaki bir açı farkı olacak 4 kameranın da şeyinden dolayı. Hatta şu anda şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Android 12 olduğu için de kameranın kullanımını yeşil bir ibareyle de belirtiyor burada. X4 Pro ve sonrasına baktığımızda X3 Pro Android 12'ye güncellendi diye. O yüzden de gayet güzeller. Şöyle bir adet köpeğimiz geldi. Şu an beni kokluyor. Bakın. Kendisi gitti. Evet, yolum açıldıysa koşmaya başlayabilirim. 1, 2, 3. Şöyle. İyice bir yağmur yiyelim. Vah. Gayet güzel oldu. Hatta bir yetmedi, ikinciye de koşalım. Bakalım hangisi daha iyi alıyor. Şöyle devam edelim. Ben olabildiğince sabit tutmaya çalışıyorum ama dediğim gibi sonuçta bu şekilde. Ön kamera sanıyorum bu X çenesi olması lazım. Ön kamera damla geldi, yağmur damlası. O yüzden temiz gözükmüyor en azından. Ön tarafta da bu şekilde. Sizce hangisi daha iyi fotoğraf, daha doğrusu video çekiyor? Fotoğraf değil, video çekiyor. Yorumlar kısmında yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki dörtlü videoda kıyaslamasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.